Orada da birçok oyuncu da En büyük ekonomisi yüz, olan dünyada evet, spor branşında. Görünmeye yani. başlandı. Yani çok zor. Şimdi İngiltere'den bahsettim. Geçen hmm. gün Cenk'in babasını yazışıyoruz. Orada geçmiş olsun Cenk'e de işte çapraz bağlar falan ameliyatını bitirdi. Ee, bir de bir arkadaşım yine İngiltere'den yazdı. Mesut Dezil karantinada biliyorsun. Evet. Belki de olmuştur. Bebeği olmuştur. İzin vermiyorlar hastaneye gitme. Yani bu durumdasınız. Ee, Bizde de herhalde e, kulüplerimiz buna girmişlerdir bu karardan sonra karantina olayını futbolcularının. Hani her şey karma karışık Çiğdem önümüzü göremiyoruz hani. Bu öyle bir virüs geldi ki hadi bir Ebola ile karşılaştın, domuz grubuyla karşılaştın. Bunları belli bir yerde önleyebildiğiniz önleyebildiniz çok uzun gitmedi. Ama bu birden bütün dünyayı sardı ve işinden işin içinden çıkılmayacak bir e, vaziyetteyiz ve her gün hem can alıyor hem de vakalar yükseliyor. İşte İtalya şu anda en yüksek ölüm vakasına sahip. Ya Ölüm oranında üzüldüm. da, Çin'i geçmiş durumda orana baktığımızda tabii. E, hakikaten çarpıcı rakamlar. Yani İtalya bilhassa çok çarpıcı. Evet, Çin'i e evet. bile geçti bu konuda. Tabii tabii onu söylüyorum. Yani e, biz tabii bu işin uzmanı imkansız kesinlikle değiliz. Hı -hı. Sadece... E, futbolun üzerinden konuşmaya çalışıyoruz. Etkisi ne olur diye. Ama sadece futbol değil, bütün insanları etkiliyor. İnsanlar Kesinlikle. işte marketlerde bakıyorsunuz, baklagiller çok fazla, işte makarnalar çok fazla tüketiliyor. Su fazla tüketiliyor. devamlı ama tedarik ediyorlar tekrardan. Eskisi gibi değil. Bugün mesela ben hiç şayette 6.30'da aldırmam kendimi. Sabah 6.30'da aldırın yollar bomboş. Normal standartta köprü zaten altı buçukta tıkanıyor. Yani olması gereken de o gersi. Yani e, e, eğer böyle bir şey varsa nokta. kendinizi izole edeceksiniz. Şöyle ki e, bir araştırma okumuştum. editörüm benimle paylaştı. Evde kalmayla vaka ölüm sayısı arasındaki orantıya bakılmış hocam. Hani Hı -hı. Ne kadar bilimsel ne kadar e, ne kadar kanıtlanmış bir bilgi çok net bilmiyorum ama yine de dikkate almakta fayda var. E, evde kalma oranlarına baktığımızda tabii arttıkça vaka sayısı da azalıyor. Yani e böyle bir orantı var. Dışarı çıkmıyorsunuz. Uzmanlar da zaten sürekli olarak zorunlu haller dışında Mecbur Evde kalmadığınız hallerde. Var. İşte bazıları da farklı konuşuyorlar. Bazı farklı sosyal medyadan bir sürü yazışma. Yani hiçbirine itibar etmemek Yok, zaten, lazım. Evet, yani sosyal medya zaten biliyorsun bizi ne hallere e, soktu. Aynen. Gerçi ben ondan muafım. Ben kullanmıyorum çok şükür de. E, ama e, esasında... WhatsApp dışında bir şey kullanmıyorsunuz. Ama en son yapılan açıklamada hani bazı belirli WhatsApp gruplarının da ortalığı karıştı. Oradan da gelenler çalıştığı. var ama e, evet, itibar etmiyoruz tabii işte onlara. İnsanları sürüklediği konusunda itibar e, etmemek gerekiyor. Bir sürü televizyonda bu konularda ilgili uzmanlarımız var. Onlar bu işin ehlileri. Onları can kulağına dinlemek lazım. Ne söyleniyorsa onu yapmak lazım. Bir de Aspor ekibinin de mesajı var. Hadi bakalım izleyelim. Onu da bir hazır ekranlarımıza getirelim. Üzerine konuşacağız. Zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayın. Evde kal Türkiye. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Evde kal Türkiye. Bizler burada spor severlerin evlerinde keyifle vakit geçirebilmeleri için haber alma haklarını e, koruyabilmek adına çalışmaya mesaiye devam ediyoruz. Ama sizler lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın, zorunlu olmadıkça evde kalın. Zorunlu olmadıkça evden çıkmıyoruz, bireysel tedbirlerimizi ihmal etmiyoruz, evde kal Türkiye. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın, önlemlerinizi alın. Evde Kal Türkiye. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Evde Kal Türkiye. Evet zor günlerden geçiyoruz belki ama biz birlikte neler başarmadık ki? Şimdi yine birlikte bu hastalığa karşı salgına karşı dik durma zamanı. Nasıl mı yapacağız? Sağlık Bakanlığı'nın ve uzmanların görüşlerini dikkate alacağız. Tedbirlerimizi alacağız. El temizliğimize dikkat edeceğiz. Dezenfekte olacağız ve evde kalacağız. Evde kal Türkiye. Evet bu evde kalma mesajını tabii sürekli tekrarlıyoruz hocam. Sağ alt köşede de zaten bir hashtag'imiz var ekranlarımıza getirdiğimiz. O oranlardan bahsedeyim isterseniz size. Başlayalım. Mesela evde kalma oranı sıfır. Bunun karşılığında ortaya çıkan vaka sayısı 25.500'de ölüm. Şimdi arttıkça tabii mesela evde kalma oranı %25'e çıktıkça bu oran vaka sayısı da düşüyor. 5.000 vaka ve 100 ölüm. Mesela evde kalma oranı bir tık daha arttığında, %50'ye geldiğinde, iki katına çıktığında bu sefer vaka sayısı yine iniyor. 2000 vaka, 40 ölüm. Evde kalma oranı %75'e çıktığında bu sadece 200 vaka ve 4 ölümle sınırlı kalıyor. Dediğim gibi ne kadar bilimsel, ee, yani çok net değilim ama tabii ki insana çok mantıklı ve doğru geliyor. Hiç. Bu kadar uzman bunu söylüyorsa. Bunlar tabii tabii ama en önemli olan da toplu taşımalar. Onları az kullanmanız lazım. Ve hatta hiç rağbet etmeyeceksiniz ama düşünebiliyor musunuz? Atıyorum Kadıköy'de yaşayan bir vatandaşımız avcılarda iş yeri var. Arabada yok. Neyle gidecek? Metrobüs toplu taşımayla gidecek. Yani <laughs> e, inşallah bu vakalarımız bizde çok fazla olmaz. Şeye var. kadar gitmez yani sokağa çıkma yasağına kadar gitmez. Bazı ülkelerde bunlar var. Ee, biliyorsun. İnşallah biz onları... Şu an için öyle bir durum söz konusu olmaz. İnşallah olmaz. Vakalar evet. fazlalaşmaz. Ee, teminimiz ve bir an evvel atlatmak. Yani biz e, burada e, futbolu konuş, konuşmak, e, sporu konuşmak istiyoruz ama e, bir yerde de eğer buraya çok enteresan e, bir durum oldu hocam. Yani bir anda bunları konuşuyor olmak yani bundan bir ay öncesine kadar olan duruma Yok, gündemlere bakıp. Şey, bakın. muyuz? konuşuyorsun bunları. Tabii yani ee, bizim için de çok enteresan bir durum. Çok buraya da ekranlara çıkılıyorsa bizler de mutlaka e, hem kendimiz hem de vatandaşlarımızı izleyenlere. E doğrusu neyse ki, yani, yani, yani çıkma deliliyorsa çıkma işte dinlemek lazım. Sağlık Bakan'ını e, çok güzel e, işte şeyler var söylemleri var. Çok güzel bir e, iletişim dili var. Bütün, ...profesörlerimiz, uzmanlarımız bu konuda açık oturumlar yapıyorlar. Orada bütün her şeyi teker teker anlatıyorlar. İyice can kullanma dinleyip onları uygulamak gerekiyor. Artı işte sosyal medyada falan bunları bırakacaksınız. Orada canlı yayında çıkıyorlar, söylüyorlar bu işin uzmanları. Peki Galatasaray'ın sayfalarına bir gidelim. İdman yok, birlik var. Tabii şimdi takımların da bir gündemine bakalım isterseniz. Yani, Ligler ertelenince orada ne gibi gelişmeler oluyor... Fanatik gazetesi karşımızda. Üçüncü sayfa gelecek karşımıza. Liglerin ertelenmesiyle beraber takıma iki hafta izin verilmiş. Tüm futbolcular bireysel programla çalışmalarını evlerinde sürdürecekler. Ama en önemlisi takım her gün belli saatlerde internet üzerinden görüntülü olarak bir araya gelecekmiş. Bunu herhalde bağları sıkı tutmak adına mı yapıyor? Bütün takım mı bir araya gelecek? Hocayla mı bir görüşme olacak bu noktada? Yani e, Süreç nasıl yönetilebilir size göre? Onlar karneleri internet üzerinden falan birbirlerinden mesajdan yapıyorlar. Şimdi atıyorum 30 tane futbolcunuz var. Bu 30 futbolcu da hepsi birbirine kanka değil ki. Yani Olma ihtimali de yok. Onların 4 tane 5 tanedir devamlı beraber görüştükleri. Bu ayrıcalıklar her takımda vardır. E, ama birbirlerine mesajlaşırlar. Hı. Bu siz istediğiniz kadar bireysel eğitmenliğin evde beraber çalışmakla, sahada çalışmakla Değil takım içinde değişmeyin. Süreci düşün. nasıl yöneteceklermiş ona dair madde madde e, bazı detaylar var. Her oyuncuya özel çalışma programı verilmiş. Ateş ölçümleri düzenli olarak izlenecek. Sağlıklı beslenme programı takip edilecek. Oyuncular antrenman verilerini teknik ekibe gönderecekmiş. Kulüp doktorları iletişimi kesmeyecek. E, alışveriş gibi konularda da oyunculara destek sağlanması bekleniyor alışveriş konularında da onların e, yani biliyoruz özel arabaları var, çalışanları var. Hı hı. Onlar o alışverişlerini falan yaparlar. Tabii kulüp de bunlarla ilgilenmesi gerekecek. Ulaşımla birlikte. E, beslenmede tabii. E, beslenmede de işte ketçapları, meçapları falan bıra bıra bırakacaklar. E, Neden futbolcular ketçap mı yer? Orada? İşte ketçap, an onla, e, izleyenler anlarlar orada. Çalışanlar bilir Öyle işi tabii. <laughs> Ben anlamadım. Canım. Ben bildiğim için orasını Anladım. onun için söylüyorum. Yani o masadaki o ketçaplar falan kalkarsa daha iyi beslenir. Çünkü büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Genelde bütün hepsinde de hemen, hemen öyle. Anladım. Peki Beşiktaş'ta durum ne? Az bir vaktimiz kalmış gibi giriş yapalım. Son bir dakika. Lige verilen arayı Beşiktaş'ta dolu dolu geçirecekmiş. Sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu orada biraz erkene çekilmiş. Fanatik 5. Son bir dakikamız eğer... E, ...yatıştırabilirsek ekranlarımıza verelim yönetmenler rica edeyim. Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek takip edeceklermiş. Doğrudur zaten çıkmıyorsunuz dışarıda antrenman da yok. Sizlerin e, görevi ne olur eğer bir kulüpte görevliyseniz. Belifir olmasanız bile eğer bu işin içindeyseniz e, bazı şeyleri izliyorsunuz, e, takımları izlersiniz. Hocalar da doğrudur hepsinin yapacağı iş budur. Çünkü çıkmıyorsunuz evdesiniz. İşiniz de bu. Yönetimlerle de yöneticilerle devamlı irtibat halinde olacaksınız. Yeni yapılanmanın evet. programını hazırlayacaksınız. Doğru bir şey. Peki dönüşte yine koronavirüsün spor üzerindeki etkilerini konuşacağız. Konuş. Artı telefon bağlantılarımız da var. Tamam. Uzmanlara da detayları soracağız. Sevgili izleyenler ikinci saat dilimini noktalayalım. Saat başına gelişmeler için buradayız.